Şehriban Hanım. Bu köprü tabii ki Beyşehir'in iki yakasını birbirine kavuşturuyor. Ama sadece Beyşehir'in iki yakasını birbirine kavuşturmuyor. Bu Antalya'da yaylayan, efendim kışlayan, Serikli, Manavgatlı, Alanyalı yörüklerin Isparta'ya, Akşehir'e yaylamaya ve güzlemeye gittikleri güzergah üzerinde bir göç yolunda bulunuyor. Dolayısıyla biz tarihi süreçte kaynaklara baktığımızda burada gerçekten yörüklerin göçlerine dair bilgilere, belgelere, fotoğraflara rastlıyoruz. Elimizdeki bir fotoğraf var ki 1920'li, 25'li yıllara ait bir fotoğraf. Bir yörük göçünün özellikle köprünün üzerinden geçerken çekildiği bir fotoğraf, onu anlatan bir fotoğraf. Develer köprünün üzerinde salınmışlar, yörükler arkasından takip ediyor. İşte bugün de o 100 yıl önce, neredeyse 100 yıl önceki o göç, yörük göçünün aslının gösterildiği fotoğrafı yansıtırcasına bir yörük göçü düzenlendi. Ve develerimiz, yörüklerimiz o göçü sembolize ederek köprünün üzerinden geçtiler. Köprü tarihi taş köprü diyoruz da tabii ki bu köprünün bugün de çok ciddi anlamları var, manaları var. Çünkü buna biz bereket sembolü diyoruz. Konya Ovası'nın Türkiye'yi sulayan bereketi bu köprüden kaynaklanan suyla Çumra'ya kadar uzanıyor. Yörükler de bereket taşıyorlardı. Yani efendim onlar geldikleri zaman Beyşehir'de bayram olurdu. Çünkü yörükler buraya çok sayıda ürün getirirlerdi. Süt getirirlerdi, peynir getirirlerdi. Burada yapmış oldukları pek çok ürünü tuluk peynirinden sütlere, yoğurtlara kadar Beyşehirli ahaliye dağıtırlardı. Isparta'ya kadar giderlerdi. Isparta'daki pazarın verdiği nimetleri bu tarafa aktarırlar. Akdeniz'deki ürünleri de buraya taşırlardı. Yani kültür taşırlardı. Yani ürün taşırlardı. Ekonomi taşırlardı. Bu anlamda da